Şimdi sizlere cahil cesaretini anlatacağım. Hani gördüğümüzde ya bu adam bu mevkiye nasıl gelmiş? Ya da ulan bu adam buraya geldiyse ben haylali gelirim dediğiniz durumlar var ya. İşte bu durumu Cornell Üniversitesi'ndeki iki psikolog olan Justin Kruger ve David Dunning araştırmış, bulmuş ve adına tabiri caizse cahil cesareti demişler. Yani daha doğrusu biz öyle çevirdik. Daha anlaşılır bir ifadeyle belli bir konuda beceriksiz veya bilgisiz insanlarda görülen hayali üstünlük hissine verilen bir isimdir bu cahil cesareti. Bilim dünyasının Dunning-Kruger etkisi olarak bildiği bu sendroma yakalanmış kişilerde tipik olarak beceriksiz, bilgisiz oldukları konulardaki becerileri, bilgileri sorulduğunda gerçekte olandan çok daha yüksek olduğunu iddia ettikleri görülür. Yani bu kişiler cehaletlerinden ötürü sahip oldukları cesaret nedeniyle kendilerini aslında bilgisiz oldukları bir konunun uzmanı ilan edebilirler. Cornell Üniversitesi'ndeki öğrenciler arasında bir test yapıldı ve klasik olarak sınav nasıl geçti sorusuna öğrencilerden yanıtlar istendi. Soruların %10'una bile yanıt veremeyenlerin kendilerine güvenleri müthişti. Onların testin %60'ına doğru yanıt verdiklerini düşündükleri, hatta iyi günlerinde olmaları halinde %70, %80 başarıya bile ulaşabileceklerine inandıkları ortaya çıktı. Soruların %90'ından fazlasını doğru yanıtlayanlarsa en alçak gönüllü deneklerdi. Soruların %70'ine doğru yanıt verdiklerini düşündüklerini ifade etmişlerdi. Tüm bu sonuçlar bir araya getirildi ve Dunning-Kruger sendromunun metni yazıldı. İşinde çok iyi olduğuna yürekten inanan yetersiz kişi, kendini ve yaptıklarını övmekten, her işte öne çıkmaktan ve aslında yapamayacağı işlere talip olmaktan hiçbir rahatsızlık duymaz. Aksine her şeyin hakkı olduğunu düşünür. Ancak bu cahillik ve haddini bilmeme karışımı mesleki açıdan müthiş bir itici güç oluşturur. Eksiler kariyer açısından birer artıya dönüşür. Sonuçta kifayetsiz muhterisler her zaman ve her yerde daha hızlı yükselirler. Bu arada gerçekten bilgili ve yetenekli insanlar çalışma hayatında fazla alçak gönüllü davranarak öne çıkamaz, yüksek görevlere kendiliklerinden talip olmaz, kıymetlerinin bilinmesini beklerler. Tabii beklerken kırılır ve kendilerini daha da geriye çekerler. Muhtemelen üstleri tarafından da ihtiras eksikliğiyle suçlanırlar. Araştırmalar sonucunda şu bulgulara ulaşılmış. Niteliksiz insanlar ne ölçüde niteliksiz olduklarını fark edemezler. Niteliksiz insanlar niteliklerini abartma eğilimindedirler. Niteliksiz insanlar gerçekten nitelikli insanların niteliklerini görüp anlamaktan da acizdirler. Nitelikleri eğitimle artırılırsa aynı niteliksiz insanlar niteliksizliklerinin farkına varmaya başlayabilirler. Peki Dunning-Kruger etkisinden muzdarip kişileri nasıl tanıyabiliriz? Ülkemizde bu etkiyi anlatan çok güzel deyim ve atasözleri var. Mesela cahil cüretkar olur, kendini alim sanır demiş atalarımız. Ya da boş başak dik durur, dolu başak eğik durur demişler. Özgüven zehirlenmesi tabiri de bu etkiyi izah eden deyişlerden ya da kifayetsiz muhteris. Peki hepimizin çevresinde bolca bulunan bu arkadaşları nasıl tanıyabiliriz? İşte size birkaç ipucu. 1. Her şeyi en iyi kendilerinin bildiklerini iddia ederler. Biz biliriz. En iyi biz biliriz. Tabii ki biz biliriz sözleri bu kişilerden sıkça duyulur. 2. Bilgiyi, eğitimi aşağılama eğilimindedirler. Mesela bir kişinin 3 dil bilmesini, üniversite mezunu olmasını kötü bir şeymiş gibi gösterme eğiliminde olurlar. Bilginin aşağılanacak bir şey olduğunu savunurlar ve çevresindekileri de buna inandırmaya çalışırlar. 3. Bu kişiler çok gürültü patırtı çıkartır. Bu gürültü içerisinde çok iş yaptığı havası estirilmeye çalışılır. Mesela bir kişi sizin verdiğiniz 10 lirayla başka bir kişiye 1 liralık yardımda bulunur. Ama sizin verdiğiniz 10 liranın 100 katı gürültü çıkarır. Dünyanın en büyük işini yapmış gibi davranır. Daha genelleştirirsek yapması gerekeni yapıp sanki bu ilk defa onun aklına gelmiş gibi ortalığı ayağa kaldırır. 4. Her şeyi kendisi halletmek ister. Kişi ne kadar az bilgi sahibi ise her alanı el atması o kadar büyük olur. Bir alanda uzman kişiler kendi alanlarının dışındaki işleri uzmanlarına bırakma eğilimindeyken bu sendromdan muzdarip kişilerin matematikten mimariye,
kimyadan sağlığa kadar her alanda üstün fikirleri vardır ve kendilerine sorulmadan yapılan her iş biraz eksiktir. 5. Her şeye hazırlıklıymış gibi davranmaya bayılırlar. Hakkında hiçbir fikri olmayan, öngöremediği olaylar karşısında bile sanki bu olayı yıllar öncesinden görmüş de ona göre davranmayı seçmişler gibi davranırlar. Hiçbir hazırlığının olmadığı konularda sanki bunun geleceğini biliyormuş da ona göre hazırlıklarını yapmış gibi hareket etmeyi düşkündürler. Ve sizi de buna inandırmak için çırpınırlar. 6. Üstlerine karşı saygıda asla kusur etmezler ama altındakileri ezme konusunda üstlerine yoktur. Gücü gücüne yetene deyiminin hayata geçmiş halidir bu kişiler. Kendinden yüksek konumdakilere daima gülücükler dağıtırken altında kalanları ezmede hiçbir beis görmezler. Ama sorduğunuzda böyle bir şeyin olmadığını iddia ederler. 7. Bugün ak dediğine yarın kara der ama demediğini iddia eder. Dönüşleri muhteşemdir bu kişilerin. Söylediği yalanı unutan, yalancı gibi dün söylediğini bugün inkar eder, bunu yüzüne vuranları iftira atmakla suçlar. Çevresindekileri de buna inandırmak için o kişiyi başka alanlardaki eksiklikleri, zaafları ile vurmaya çalışır. 8. Başarısız olması halinde başarısızlığını hiç yaşanmamış hale getirmeye çalışır. Yani başarısızlığını tarihin sayfalarından silmek için elinden geleni yapar. Beşer şaşar lafı ona göre değildir. O hiç şaşmaz. Şaşsa bile bunu sizin hatırlamanızı istemez. Çünkü o başarısız olamaz. Onlar da yanlış olmaz, olmuşsa da yanlışlıkla olmuştur. 9. Kendi doğrularının düşünce ve eylemlerinin doğruluğuna kat'i olarak inanırlar. Kesinlikle yanlış yapmaları mümkün değildir. Onların inandığı, doğru kabul ettiği şeyler kesinlikle doğrudur. Bunlar yalanlanmış olsa bile sırf kendisi inanmış olduğu için asla yanlışını kabul etmez. Onun yerine sizi kendi yalanlarına inandırmak için çaba harcar. 10. Herkesin gördüğü, şahit olduğu bir şeyi inkar edebilir. Mesele sizi buna inandırmaktır. Mesela 40 kişilik bir sınıfta 15 kişiyi hiç sevmediğini, onların rezil kişiler olduğunu söyleyen bir kişi sınıf başkanlığına aday olduğunda 40 kişiyi de ayrı ayrı sevdiğini iddia edecek ama sen 15 kişi hakkında atıp tutuyordun diyenleri ise yalancılıkla suçlamakla hiçbir sakınca görmeyecektir. Evet, peki Dunning-Kruger sendromundan nasıl korunuruz? Yine bu konuda yapılan araştırmalar bu etkinin iki taraflı olduğunu göstermiştir. Bir konu hakkında gerçekten ortalamanın üzerinde bilgiye sahip ve gerçekten uzman kişiler kendi bilgilerini küçümsemeye ve olduğundan az görmeye meyillidirler. Bu kişilerde daha yoğun olarak alçak gönüllülük, spesifik bir konudaki bilgilerinden emin olmama, mütevazı tavırlar ve bu konu hakkındaki bilgi düzeylerini önemsememe gibi davranışlar görülür. Eğitimin kalitesi, insanların ego savaşlarından sıyrılması ve birbirlerini rakip olarak görmek yerine birlikte daha yükselebilme duygusunun aşılanması, en önemlisi sürekli öğrenme ve okuma alışkanlığının çocukluktan beri kazandırılması en önemli kişilik niteliği olarak sayılabilir. Üretimden çok kaliteli üretim ve tatmin duygusunun genişletilmesi de toplumsal olarak son derece önemli kriterler arasında gösterilmektedir. Günümüzün toplumsal yapısını kemiren bu hastalığı Koçi Bey yıllar önce dile getirmiştir. Kaldı ki çöken devletlerin tamamında liyakatsiz atamalar başroldedir. Liyakat, yönetimin vazgeçme lüksünün olmayacağı en temel ilkesidir. Hatta 657 sayılı kanunun 3 temel ilkesinden biri de liyakattir. Ancak devlet yönetimindeki en temel unsur olan liyakat, giderek istisna hale gelmeye başlamıştır. Kültürel farklılıkların bu sendromda etkili olduğu da biliniyor. Dunning-Kruger etkisi üzerine çoğu araştırma Kuzey Amerika halkı üzerine yapılmış durumda. Ancak Japonya'yı inceleyen bir araştırma Amerikalıların aksine Japonların yeteneklerini olduğundan düşük gördükleri, başarısızlığa uğradıklarındaysa bunu yeteneklerini geliştirmek ve toplum içerisindeki değerlerini artırmak için bir fırsat olarak gördüklerini ortaya koymaktadır. Mutlaka çevrenizde vardır böyle kişiler. İçinizden düşünürsünüz, ulan bu adamda, bu kadında bu mevkilere nasıl geldi diye, bu kafayla nasıl bu pozisyonda olabilir diye
hayıflanmışsınızdır. Sanat ve televizyon dünyasına bir bakın. Devlet kademelerinde görev yapanların davranış ve yaklaşımlarına bir bakın. Kendi iş ortamınızı gözden geçirin. Muhakkak çevrenizde böyle kişileri fark edeceksiniz. Bu kişilerin kendi yetersizliklerinin farkında olmamaları onlara bir avantaj olarak geri dönmüştür aslında. Çünkü bu kişiler gerçekten iyi olduklarına inanmışlardır. Bu yüzden de öne çıkmaktan, yaptıklarıyla gurur duymaktan sakınmazlar. Bunu bir hak olarak görürler. Tabii diğer uçta da nitelikli ama kendini ortaya koyamayan, kendi başarılarıyla övünemeyen insanlar var. Bu insanlar maalesef nitelikli oldukları halde geri planda kalacaklar, yüksek görevlere kendi kendilerine talip olmayacaklar, yeteneklerinin başkaları tarafından görülmesini isteyeceklerdir. Sonuçta da yapabileceklerinin gerisinde kalacaklardır. Özet olarak, öğrenmeye çalıştığımız konuda yüzeysel bilgilerin tatlılığına kapılmak yerine öğrenme şevkimizi kaybetmeden konuya derinlemesine dalmalıyız. Yönetim bir sanat olduğuna göre kötü bir sanatçının meydana koyduğu eser neyse kötü bir yöneticinin sergilediği yönetim tarzı da odur. Eğer sizin de yöneticiniz bu bahsettiğimiz Dunning-Kruger tiplemesine uyuyorsa denilecek tek şey Allah yardımcınız olsun. Hoşça kalın.